Zayıflamada detokstan bahsedeceğiz. Detoks programları son günlerde veya son yıllarda oldukça yaygın bir moda haline geldi ve zayıflama amacıyla kullanılıyor. Ama burada birçok sağlıksız işler yapılıyor. Bu sağlıksız yaklaşımların başında şu geliyor: detoks programları uygulanırken gerekli proteinler vücuda alınmıyor. Yani insanlar belirli bir süre boyunca, bazı yerlerde bir hafta, bazı yerlerde 15 gün vücut için gerekli proteinleri almıyorlar ve vücut için bazı bağışıklık sistemiyle de ilgili rahatsızlıklara yol açabilecek bir yol izliyorlar. Burada olması gereken şey, detoks programlarıyla zayıflarken vücut için gerekli olan proteinleri yeterince almak. Bunlar özellikle yoğurt ve süt olursa daha sağlıklı olur. Yoğurt veya süt yardımıyla ve detoksun diğer kurallarını, yani bol sıvı ve sebze alımını uygulayarak zayıflamak oldukça sağlıklı olacaktır. Bunun yanında detoksifikasyon için, yani hücrelerin toksinlerini atması için oksijenin kullanımı da gerçekten önemli. Çünkü biliyoruz ki bütün hücrelerimiz oksijen ile çalışır. Oksijen eksikliğinde veya yokluğunda hücrelerimiz çalışmaz veya ölürler. O yüzden daha iyi oksijen sunumu sağlayan bir yaklaşımla detoks, yani oksijenli detoks, gerçekten hem detoks amacıyla hem de zayıflama amacıyla daha sağlıklı olacaktır. Biliyoruz ki oksijen aslında hücrelerin metabolizmasının daha iyi çalışması, yani vücudun daha iyi bir hızla yağlarını yakması için gerekli temel maddelerin başında geliyor. O halde oksijenli detoks ile zayıflama yöntemi her bakımdan daha sağlıklı olacaktır.